Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda ÖSYM nereden nereye üçgenler serisinde soru çözümü kısmındayız. Bu videomda dik üçgen konusuyla ilgili son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş soruların çözümlerini yapacağız. Sırasıyla yıl yıl çözümlerini yapacağız ve video bittikten sonra yani çözümler bittikten sonra da bunları yorumlayacağız. ÖSYM 10 yıl önce neredeydi? Şimdi nerede ve nereye doğru gidebilir diye videonun sonuna doğru sorular soru çözümü bir tık daha sonra yorumumuzu yapacağız. O yüzden ben e, beni izleyenlere şunu tavsiye ediyorum. İlk etapta videonun açıklama kısmındaki e, linke tıklayıp bunun bir ilk önce çözümsüz halini bir indirin. Çözün. Çözümlerin cevaplarına bakmak için orada çözümleri de, de koyacağım arkadaşlar. Çözümlerine de tıklayıp çözümleri kontrol edin. Çözümden de anlayamadığınız zaman Videodaki e, soru çözüm yerine gelerek de orada çözüm kısmına da bakabilirsiniz arkadaşlar. E, böylelikle zaman kaybı yaşamamış olursunuz. Çünkü her zaman söylüyorum her videoda da söylüyorum zamanınız bizim için çok değerli. E, bu videolar bittikten sonra soru çözüm bittikten sonra yorum yapacağım ya merak ediyorsanız yorumunu da siz kendiniz dinlersiniz. Ya da sorular zaten kendini belli ediyor. ÖSYM neredeymiş nereye gitmiş sırasıyla yazdığım için burada yıl yıldı sırasıyla yazdığım için belli ediyor. E, merak edenler yorumumu izleyebilir e, ama kendinizde net bir şekilde neredeymiş, nereye doğru gitmiş onu fark edeceksiniz zaten. Haydi ilk etapta sorulara başlayalım arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Evet 2012'den itibaren başlıyoruz. 2012'de sormamışlar. 2013'te Lys'de bir soruyla başlamışlar. Bu soruyu da hatırlıyorsunuz zaten benim konu anlatımımda var arkadaşlar. Şekildeki D1 ve D2 doğruları AB doğru parçasına paraleldir demiş. Evet arkadaşlar AB doğru parçasına hem bu hem de bu paralelse o zaman şu ikisi de birbirine paralel oldu mu? Oldu. Tamam paralellik aklımızda. Diyor ki bize ve bunların arasındaki mesafe 6 birim olarak vermiş. Ali Bey uzunluğunda 8 birim olarak vermişler. 8 de şuraya yazayım. A noktasının D2'ye göre simetriği K. Evet A noktasının D2'ye göre simetriği derken arkadaşlar nasıl olacak simetriği? Hocam simetriye yansıtacaksınız karşı tarafa. Yansıması nasıl olacaktır? Dik olacaktır ve birbirine eşit olacaktır. Aynı şekilde buradaki nokta neymiş arkadaşlar? K'ymiş. B noktasının da D1'e göre simetriğinden bahsetmiş. B noktasında D1'e göre simetriği L'ymiş. Hemen bunu yazdık. Ve burası dik olacak ve şunlar da birbirine eşit olacak. Sonra ne diyor? KL uzunluğu nedir diye isteniliyor bizden. Arkadaşlar KL uzunluğunu çizdik. Ne var elimizde? 8 var. Ve şuradaki uzunluk var. Arkadaşlar şöyle aslında burası 90 derece ise burası da 90 derece değil midir? Burası 90 ise burası da 90'dır. Şöyle bir merdiven şekli dik üçgende hep karşılaştığımız yapı. Karşımıza çıkar diye hep söylediğimiz bir yapı. Hani eski nesil sorularda da bizim e, ısrarla üstünde durduğumuz bir şey değil miydi arkadaşlar bu? Böyle bir merdiven şekli gördüğümüz zaman ya da dik gördüğümüz zaman iki konu aklımıza geliyor. Bir dik üçgen bir de benzerlik. İlk etapta Pisagor'a karşılık getirebilmek için ne yapıyorduk? Dik dörtgen oluşturuyorduk. İlk etapta dikdörtgen oluşturun diye hep söyledik. Hocam dikdörtgen oluştursak şöyle. İsterseniz şu yukarıda da oluşturabilirdiniz. Fark etmez. Dikdörtgen oluşturduğumuzda Hocam şurası A iken burası A. Burası B iken burası B diyecek olursak. Burası 2 A iken burası da ne oldu arkadaşlar? 2 A oldu. Dikkat edin. Şurası A iken burası da A. A. artı B uzunluğunu kaç vermişler? 6. A artı B uzunluğu 6 ise Şurası ne oldu arkadaşlar? 2 A artı 2 B. Yani kaç yapmak zorunda? 12 yapmak zorunda. E hocam burası da 8. E o zaman burada 8 var. Burada 12 var. Yani şöyle bir dik üçgen arkadaşlar. 8 ve 12'den dolayı x'i bulacağız. x'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 12'nin karesi mi yapacağız? Tabii ki hayır. Kısa bir yolumuz vardı. Neydi arkadaşlar kısa yolumuz? Ortak çarpan. En büyük ortak çarpan. Burası 4 çarpı 2. Burada da 4 ortak çarpan var. 4 çarpı 3. O zaman x ne olmak zorunda? 4 çarpanı burada da olacak. Geri kalanı kare içinde diğerlerinin kareleri toplamıydı. 2'nin karesi artı 3'ün karesi 4 artı 9'dan 13 yani 4 kök 13 şeklinde buluruz arkadaşlar. Birinci soru yani 2013 LYS sorusunun benzeri 4 kök 13 çıktı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Bu da 2014 YGS'de sorulmuş bir soru arkadaşlar. Ahmet bir kağıda AB dik BC olacak şekilde AB ve BC doğru parçaların uzunluklarını sırasıyla 9 ve 12 cm e, olacak şekilde çiziyor. Evet. AB 9 santimetre BC 12 santimetre. Çizdim. Hemen şöyle ve bunlar dik olacakmış arkadaşlar. A, B, C AB'yi 9 biliyoruz. BC'yi de 12 biliyoruz. Hemen 9, 12, 15'i oluşturmayalım isterseniz. Çünkü bakalım sorun nereye akacak. Sonra C köşesinden AB'yi E noktasında kesen evet C köşesinden AB'yi kesen bir doğru çizecekmişim. Hemen çizdim. Nerede kesiyormuş? AB'yi E noktasında kesiyormuş. Ne diyorsa onları hemen yaz kardeşim böyle. AB'yi E noktasında kesen 15 cm uzunluğunda bir CD doğru parçası çiziyor. Çizdik. AE ile DE uzunluklarının toplamı 6 cm olarak hesaplıyormuş. AE ile DE'yi 6 cm hesaplıyor. Bizden DE uzunluğu isteniyor. O zaman şuraya bir x diyelim. AE ile DE'nin toplamı kaçmış arkadaşlar? 6. O zaman burası 6 eksi x mi olacak? Evet. E hocam bunun tamamı 9'du. E bunun tamamı 9'du. 9 cm olduğuna göre sayıyı 9'a tamamlayan 3 x'ten kurtulman lazım. 3 artı x. 6 eksi x'de 3 artı x'in toplamı ne yaptı? 9 yaptı. Ya da 9'dan 6 x'i çıkartabilirdiniz. O şekilde de yapabilirdiniz. Peki hocam cd uzunluğunu vermiş miydi? Bak bunu gözden kaçırma. cd uzunluğu da 15'ti. O zaman burası 15 eksi x mi yapacak arkadaşlar? Evet. Aa hocam şu zaten dikti. Dikliği göstermemişim pardon. AB ile BC dik olacak şekilde demişti zaten. Burada ne çıktı gençler? Baktığınız zaman şurada bir Pisagor bağıntısı çıktı. Pisagor bağıntısında da bütün kenarlar belli olmuş oldu. Yani ekstradan AC uzunluğunu çizmemize gerek kalmadı. Yani burada ne yapacağız zaman arkadaşlar? 15 eksi X'in karesi eşittir. 3 artı X'in karesi artı 12'nin karesi deyip işlem 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 mi yapacaksınız. Tabii ki hayır. Ee, öncelikle ne yapmanız lazım? Hissedeceksiniz. 12 biraz hissiyatta tehlikeli. Yani ne vardır 12? 5 12 13 vardır. 9 12 15 vardır. 12 16 20 vardır, değil mi? 5 12 13 oluyor mu diye bakalım. 5 olması için, buranın 5 olması için x yerine 2 yazmam lazım. X yerine 2 yazınca burası da 13 oluyor mu? Oluyor. Burada da işlem yaptığımız zaman x kaç aldı o zaman arkadaşlar? 2 yapar. Evet, ikinci sorunun cevabı da böylelikle 2 çıktı arkadaşlar. Geldik. Üçüncü soruya. Ya aslında bunu dörtgenlerin içinde de alabilirdim ama ya direkt bu üçgenlerde de sorduğum için üçgenlerin içinde aldım arkadaşlar. E, LYS 2014'te sorulmuş bir soru arkadaşlar. Soru kökünde ABC'de bir dörtgen e, yazmadığı için sadece şunları belirttiğim için üçgenlerin içinde aldım. Dörtgenlerde de alınabilirdi tabii bu soru. Neyse gençler şimdi Şöyle baktığımız zaman hemen aa hocam iki tane 90 ben buradan bir hop şöyle bir Pisagor yapıştırayım diyenleriniz olabilir. Sakın özel açıyı parçaladıysan çünkü özel açı parçalanmaz değil mi? Yaptığın hamle yanlış olabilir. E hocam buradan parçalayamıyorsam şuradan dik çizsem olmaz parçalanmaz. Ya da dörtgen iç açıları toplam 360'tan burada açıda 60 derece çıkmıyor mu? Çıkıyor. Ya yani buraya ait şuradan da dik çizebilirsiniz böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Buradan yukarı doğru tamamlayıp da da bir şeyler yapabilirsiniz. Ama genelde biz dörtgenlerde bütün açılar böyle özel açıysa üçgene tamamlama yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz yukarı doğru yapın isterseniz aşağıya doğru yapın. Hiç fark etmez arkadaşlar. Buradan buraya doğru yaptım. Yapınca ne çıktı? 120 ise burada kaç? 60. buradası da 30 oldu. 30'un karşısı 2 köküçse 90'ın karşısı 4 köküç. 30'u karşı kök 3 60'ı karşı kök 3 katından dolayı 6 yaptı. E hocam 30 60 90 büyük üçgende 30 60 90 üçgen oldu. E burası 14 ise 90'ın karşısı 14 olduğundan 30'un karşısı da kaç yapacaktır? 7 yapacaktır. Yani 3. sorunun cevabı da böylelikle 7 oldu arkadaşlar. Geldik 4. soruya. Bakın YGS 2015'te sorulmuş. Arkadaşlar 11 yıldır katlama sorusu zaten karşımıza çıkıyor. Ben ya en son 2000 şeye baktım 11'e baktım. Ee, 10-11 yıldır katlama sorularıyla hep iç içeyiz. Haberiniz olsun. Yani katlama soruları dediğimiz şey, sorular yeni nesil sorular değil. Şimdi bakalım ne diyor? Şekilde verilen ABC ikiz kenar dik üçgeni. Arkadaşlar ikiz kenar dik üçgense 45-45-90 üçgeni değil midir bu? Evet. E, i̇kiz kenar dik üçgeni şeklindeki karton şu şekilde katlanmış. Biz katlamalarda ne yapıyorduk? Artık alıştık. Hepiniz biliyorsunuz. Bir öncelikle eski haline geri getiriyoruz gençler. Eski haline geri getirdik. Eski haline geri getirdikten sonra ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Ve üst üste binen açılar da birbirine eşit diyorduk. E hocam bu açıyla bu açı eşit. Şu açıyla şu açı eşit. 90 saat burası da nedir? 90 derecedir. E bu bir ikizkenar üçgende Böyle 45-45-90 üçgenidir. 45-45. E burası 22.5 yaptı. Burası da 22.5 yaptı. 22.5'ları biz sevmeyiz çok fazla. o zaman oraya takılmayalım. E ne var burada? 45, 90, 45 üçgeni bakın burada da çıktı. Bizden AD bölü BC isteniyor. AD'ye yoğunlaşacağız. O zaman şuradaki üçgende böyle x, x, x kökü diyebiliriz de oran istenildiği için en son oranda x'ler zaten sadeleşeceği için ben buraya en basitinden 1, 1 kök diyeyim isterseniz. E hocam şu kenarlar da birbirine eşitti. O zaman burası da ne oldu? 1 oldu. E bu bir x kenar üçgendi. Burası kök 2 artı 1 ise burası da kök 2 artı 1'dir. E, ee, bizden ne isteniyor? AD. AD uzunluğuna bakıyoruz. Kök 2 bölü BC. BC de burası. Ya hocam 22 67.5, 67 buçuk 90 üçgen özelliğini mi kullanacağız? Kullanmaya gerek yok ki. Şunlar birbirine eşit değil miydi gençler? Evet burası da kök 2 artı 1 değil mi? Aynen öyle. O zaman cevabımız kök 2 bölü kök 2 artı 1 oldu. Bir de eşleriyle çarpacak olursak şıklarda böyle olmaz büyük ihtimalle. Kök 2 çarpı kök 2 eksi 1 bölü e, A, A artı B ile A eksi 1 çarpma kare eksi B kareden e, kare eksi eksi karesinden ne çıktı? 1 çıktı. E, o zaman faydası da 1 yaptığına göre bununla bunu çarpımı 2 eksi şununla şunun çarpımı da kök 2 yaptı. E, o zaman cevabımız 2 eksi kök 2 oldu. YGS 2015'in benzer bir sorusu. Yani 20, ilk 22.5 gördünüz diye heyecanlanmayın. Eyvah ben 22.5 60 7.5 ken özelliğini bilmiyorum diye böyle e, heyecan yaparsanız tabii ki sonuca ulaşamazsınız arkadaşlar. Dikkat edin buna da. Evet dördüncü soru böylelikle 2 eksi kök geldi. Geldik beşinci soruya. TYT 2018 sorusu arkadaşlar. Birim karelerden oluşan ve her birim karenin alanının 4 kilometre kare olduğu bir haritada. 4 kilometre kare. O zaman ha şu kenarlar nedir? 2 kilometre 2 kilometre olarak verilmiş arkadaşlar. A, B, C, D, E adalarının konumları şekildeki gibi gösterilmiştir. A, B, C, D, E. Görüyorsunuz. O noktasında ki bulunan bir geminin 8 kilometre gidecek kadar yakıtı bulunmaktadır. Bu geminin ulaşabileceği en uzak ada aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada gemi A'ya gittiği zaman şunu hesaplayacağız. Buna ait bir dik üçgen var mı? Var tabii ki. İşte tam da burada arkadaşlar. Pisagor bağıntıları. Yani bir kenar zaten 2 değil miydi? Evet. 2, 4, 6. Şurası 6. 2, 4, 6. Burası da 6. Burası ne oldu? 6 kökü oldu. Yani o zaman OA uzunluğuna bakıyoruz arkadaşlar. OA uzunluğu 6 kökü. Bunun yetişmesi için 8 kilometre gitmesi için ne olması lazım arkadaşlar? 8 kilometre gidecek kadar yakıtı var. O zaman 6 kilometrenin 8 köküden ne olması lazım? Pardon 8'den ne olması lazım? Küçük ya da eşit olması lazım arkadaşlar. Tam ulaşabileceği nokta. Ee, öyle mi? Bunun karesi kaç? 72. Bunun karesi kaç? 64. Hayır. O zaman A noktası olmadı arkadaşlar. B'ye bakalım isterseniz şimdi. B'ye bakacak olursak da B burası. B'ye ait bir dik üçgen uygulayacağız şimdi. Pisagor bağıntılarından bakalım. 2, 4 birim burası. 2, 4, 6 birim de burası. E, o zaman burası da ne olacaktır arkadaşlar? O, B uzunluğu da normalde 4'ün karesi artı 6'nın karesi. Yani 16, 16 artı 36 kaç yapıyor? 52 yapıyor arkadaşlar. Kök 52. Kök 52 8'den küçük eşit mi? Evet. B olabilir arkadaşlar. C'ye bakalım şimdi. C'ye baktığımız zaman da arkadaşlar C burada. C'ye ait bir dik üçgen var mı? Var. Nerede var? Tam olarak şurada. Burası 2 birim. 2, 4, 6, 8 birim de burası. Burada bir pisagor bağıntısı yapacak olursak. 4 artı 64'ten 68 yaptı arkadaşlar. O zaman OC uzunluğu da Kök 68'e eşit oldu. Kök 68 8'den küçük eşit midir? Hayır değildir. Çünkü bunun karesi 64 bunun karesi 68 olduğundan dolayı C'ye de gitti. D'ye bakalım arkadaşlar. D'ye bakarken de şöyle mavi renkle bakalım isterseniz. Şuraya geldiğimiz zaman buna ait Pisagor bağıntısı şöyle yapabiliriz. 2 burası 6 burası 36 artı 4'ten 40 yaptı. O zaman oD uzunluğu da kök 40'a eşit oldu. Kök 40'a baktığımız zaman da... 8'den küçük ya da eşit mi? Evet. D de olabilir. Şimdi bir de E'ye bakalım arkadaşlar. E'yi de maviyle bakalım. Mavi çizgiyi de şöyle bir dik üçgen Pisagor bağıntısı. 4 birim burası 4 birim burası 4 kök yaptı. O E uzunluğu da 4 kök oldu. Bu 8 kök küçük müdür? 8'den küçük müdür pardon. Evet bunun karesi 30, 32. 32 de 8'den küçük oldu arkadaşlar. Eğer yani 32 64'ten küçük olduğu için küçük oldu. Bu da sağlandı. Ama bize bu geminin ulaşabileceği en uzak ada soruluyor arkadaşlar. En uzak ada hangisi? B, D ve E'ye baktığımız zaman 8'e en yakın olanına bakacaksınız. Bu karesi 52. Bunun karesi B, D, E'ye bakacağız değil mi? Evet. Ee, bu 52. Bu 40. Bunun karesi de 32. Ee, tabii ki 52 daha büyük. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Balıkesir olacaktır. Evet 5. soru. Bak bize yorumlattırmışlar. Şekli 2018'de direkt. Ya yani daha önceki şekillerde şekil oluyordu sanki. E, neyse yorumumuzu sona yapacağız demiştik. Burada şekil yok. Burada dik üçgenleri sadece biz çizdik arkadaşlar. Ve bu arada ÖSYM orada ben burada 2 kilometre yani 2 birim 2 birim olarak kullandım bunları. ÖSYM 1 birim 1 birim olarak birim kareleri kullanarak sordurmuştu sadece. Aramızdaki fark bu. Haberiniz olsun. Geldik 6. soruya. Aha bu ne ya? Soruya bakınca böyle insan böyle afallıyor değil mi arkadaşlar? O ne yapacağız bu soruda falan filan. Bakalım okuyalım. Kısa kenarı bir birim öncelikle şeyi tanımlıyor. Kısa kenarı bir birim uzun kenarı iki birim olan dik üçgenler ipotenüslere aynı doğru üzerinde olacak. Ve yan yana gelen üçgenlerin birer köşesi yani A ile C köşesi. Bak şurada birleştirilmiş. Ee, çakışacak biçimde şekil birdek gibi diziliyor. A ile C burada çakıştı. A ile C burada çakıştı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle yapılmış. E o zaman ne oldu? 1 2 kök 5 üçgeninden burası kök 5 oldu. Burası da kök 5 oldu. Burası da kök 5, burası da kök 5, burası da kök 5 olarak biliyoruz. Sonra ABC üçgeni A noktası etrafında bir miktar döndürüldüğünde. Tamam. Ve döndürülüyor ve şekil 2'deki gibi BCD noktaları doğrusal oluyor. BC ve D noktaları doğrusal oluyormuş. Ha! Bu doğrusal olduysa şurada bir dik üçgen çıktı o zaman arkadaşlar. E hocam ben zaten bak bu döndürüldü. C noktası burasıydı değil mi? A, C arası kaç birimdi? Kök 5. Burası da kök 5. Burası da kök 5. Yani şuradaki uzunluk zaten kaç birim oldu o zaman? 5 beş kök 5'e eşit oldu. E burası da zaten 2 birim. Bizden ne isteniliyor? C ile D noktaları arasındaki uzaklık. Şuradaki uzunluk isteniliyor arkadaşlar. E ne yapacağız burada? Adam sana direkt Pisagor'u sormuş. Başka bir şey sormamış arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok da kolay bir soru. Yani 2'nin karesi artı x artı 1'in karesi 5 beş kök 5'in karesine eşit olacaktır. Yani 5 kök 5'in karesi eşittir. İsterseniz x artı 1'in karesini almaktansa şuraya bir a diyelim. Bütününü bulalım. a kare artı 2'nin karesi diyeceğiz. Bunun karesine 125 eşittir. a kare artı 4 olduğundan a kare eşittir 121 oldu. a da buradan 11 oldu arkadaşlar. E a 11 ise buraya da ne kaldı arkadaşlar? 11'im kaldı. Cevabımız ne yaptı? 10 yaptı. Güzel bir soru değil mi arkadaşlar? Gerçekten de güzel bir soru oldu ve hoş bir soru. Yani güzel bir soru derken çok kolay bir soru aslında. Dik üçgen. Bu doğrusal demek şurası dik üçgen demek. Gel sen burada dik üçgene uygula yani. Şekle baktığınızda oha bu ne zor soru falan filan diye bekliyorsunuz ama değil. Evet geldik yedinci soruya. Yedinci soruda da arkadaşlar başlangıçta bu, bu soruyu da ben şeyden çevirdim. Ee, bakarsınız isterseniz arkadaşlar ama aynı mantıkta soru. Araba sensörü sorusu var. AYT 2020'de araba geri geri doğru gittiğinde uzaktan falan bahsediliyor. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Başlangıçta şekil 1'deki gibi masanın üzerindeki tuzluğun B köşesine uzaklığı 170 cm'dir. Evet, B köşesine olan uzaklığı masa yüzeyi. Şimdi e, neyse yorumda söyleyeceğim ya. Yorumda söyleyeceğim. Tuzluk şekil 2'deki gibi masanın BC kenarına dik olacak doğrultuda 60 cm hareket ettirildiğinde tuzluğun B köşesine olan uzaklığı 130 cm oluyor. He şuraya dik olacak şekilde hareket ettirildiğinde şöyle BC kenarına dik olacak şekilde hareket ettirildiğinde tuzluk önceden buradaydı. Buraya geldiğinde mesela buraya geldiğinde ne olmuş arkadaşlar? Buradaki uzaklık tuzluk burada olduğunda bakın tam olarak buraya geldiğinde uzaklık kaç olmuş? 130 olmuş arkadaşlar. Ve şurası da dik. Peki ne kadar hareket ettirilmiş? 60 cm hareket ettirilmiş. Tamam, buna göre son durumda tuzluğun masanın BC kenarına olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Yani son durumda buradaki uzaklık nedir diye soruluyor. Yani şuraya x diyecek olursak x soruluyor. E arkadaşlar Pisagor bağıntıları var burada. Mecbur. Aa hocam, şey var mıdır acaba? 5, 12, 13 ve 8, 15, 17 mi diye insan merak etmiyor değil. Bak karşımıza masa yüzeyindeki bir olay çıktı ama aslında bir dik üçgen çıktı karşımıza. O dik üçgeni şöyle bir size göstereyim isterseniz arkadaşlar. Bakın daha net bir şekilde göreceksiniz burada. Şöyle bir şey var ve bir de şöyle bir şey var. Burası 60, burası x, burası 170, burası da 130. Acaba burası 5, 12, 13 mü? Hocam şurası 50, burası 120 mi? 120, 110, 170 diye bir üçgen var mı? Yok. Ya da tam tersi burası 120, 5, 12, 13 böyle mi acaba? Ee, burası 50, burası 120, 5, 180, 170 böyle bir dik üçgen de yok. O zaman mecbur Pisagor bağıntısından yapacağız arkadaşlar. Biz bunu... Buraya da ne diyelim o zaman? Y diyelim. Aa, arkadaşlar yapacağımız hamle belli. Bir burada Pisagor yapacağız. Bir de büyükte Pisagor yapacağız. A dik üçgende hep söylediğimiz bir şey değil mi bu? Evet ÖSYM bunu sorar. Dikkat edin. Yani sorularında da soruyor diye söylüyor muyuz? Söylüyor. Sadece dik üçgen içinde değil. Dik dörtgen içerisinde, karenin içerisinde ya da çemberin içerisinde de karşılaştığımız bir durum bu. Ee, i̇kili dik üçgenler karşımıza geldiği zaman ortak kenara dikkat ediyorduk. Ortak kenar hangisi? Y. O zaman buna ait işlemimizi yapacağız. Y kare neye eşittir? 130'un karesi eksi x'in karesine eşittir. Aynı zamanda y kare neye eşittir? Büyük pisagorda arkadaşlar. 170'in karesi eksi x artı 60'ın karesine eşittir arkadaşlar. Ha şimdi sen bunu açıp burada da işlem yapabilirsin. Yok yani işlemde de çok fazla büyük bir kalabalık işlemde olmayacak. Ama ben olsam ne yaparım? Hocam bütün sayılar bak onun katı. Değil mi? Hani biz geometride benzerlik olduğunu biliyoruz. E bunun 10 kat küçültülmüşünü düşünüp işlem yapsak nasıl olur? Yani sıfır yokmuş gibi düşünün. Yani hocam sıfırları elesek öyle düşünsek şurası 6 burası 13 burası 17 iken x kaç çıktıysa direkt x'in de 10 katını aldığımda sonra sonuca da ulaşırım. Daha mantıklı değil mi? Yani o zaman ben burada ne diyeceğim? Sıfırları yok edeyim bakayım burada. Ee, o zaman 13'ün karesi eksi x'in karesi. 13'ün karesi eksi x'in karesi y kareye eşit. Aynı zamanda y kare de 17'nin karesi eksi x artı 6'nın karesine eşit oldu. Hadi buna göre işlem yapalım. Daha kolay sade işlem olacak. 169 eksi x kare eşittir. Ee, 17'nin karesi kaçtı? 289'du arkadaşlar. Eksi bu x kare artı 12x artı 36 diye açılıyor. Bir de önünde eksi var. Eksi x kare eksi 12x eksi 36 bu oldu arkadaşlar. Eksi x kareler gitti mi? Gitti. Sonra 10-12x ek, öbür tarafa attım artı 12x yaptı e, 169, 289'dan 169 çıkarsam 120 kaldı. 120'den de 36 çıkartırsam 94 mı kalıyor? 120'den bir dakika işlem hatası yapmayayım arkadaşlar. 120 kalıyor. 120'den de 36 çıkartırsam 4 kaldı. 84 kalıyor değil mi arkadaşlar? Evet, 84 kalıyormuş. İşlem hatası yapıyordum. Bu arada. E o zaman bunu 12'ye böldüğümüz zaman kaç yapıyor? E, 7 mi yapıyor? X de buradan kaç çıktı arkadaşlar? 7 çıktı. Ama X 7 çıktı. Bu 10'a bölünmüş hali 7 çıktı. O zaman X kaç olacaktır aslında arkadaşlar normalde? X 7 değil de 70 olacaktır. Tamam mı? Burada ne yaptım ben? E, şeyleri, sıfırları iptal edip basit işlemler yapayım diye bu şekilde yaptım. Sonrasında cevap 7 çıktı ama aslında cevabımız ne? 10'a bölünmüş haliyle biz düşünüp işlemi sadeleştirdiğimiz için direkt 10 katını aldığımız zaman da cevap 70 diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir soru, hoş bir soru. Ee, ÖSYM ÖSYM'de bununla ilgili araba sensörü sorusu sordu. Araba sensörü sorusuna da bakın. Aynı mantık, aynı mantık, aynı mantık. Evet gençler şimdi olayı bitirdik değil mi? Var mı başka sorumuz? Yok. Dik üçgende çıkmış soruları şöyle bir yorumlayalım isterseniz. Dik üçgenle ilgili soruların sayısına baktığımız zaman 7 tane soru varmış gibi gözüküyor. Ama bu şekilde düşünmeyin. Çünkü dik üçgen her konunun içerisinde sorulabiliyor arkadaşlar. İşte benzerliğin içinde, üçgende alanın içerisinde, işte açıortayın ortayın, kenar ortayın içerisinde, dörtgenlerin hepsinde karşımıza soru olarak gelebiliyor. Hatta özelliklerin çoğu dik üçgenler hesaplanıyor. Biliyorsunuz e, dikdörtgende karede ya da normal dörtgende verdiğimiz o özellikler Pisagor bağıntılarıyla çıkıyor özelliklerin ispatı. Hatta çemberin içerisinde katı cisim içerisinde hatta analitiğin içerisinde bile hep dik üçgenle karşılaşıyoruz. Yani e, sadece 7 soru gibi değil en önemli konulardan biri diyebiliriz. Çünkü ben zaten konu anlatımlarında da hep söylüyorum ne diyorum? Dik üçgen konusu. Ya dikkat etmeniz gereken 3 tane konu var diyorum. Bir, dik üçgen 2, benzerlik 3, alan bu üç konuya hakim olduktan sonra çoğu geometriyi çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz gençler. Evet, o yüzden bu konuya dikkat edin ve genel itibariyle hatlarıyla baktığımız zaman o 7 soruyu inceleyecek olursak 7 sorunun 6'sı yeni nesil gelmiş. Bakın, son 10 yıl içerisindeki çıkmış dik üçgen sorularında hep yeni nesil sormuşlar neredeyse. Bir tanesi böyle bir eski nesil bir soru olarak gelmiş. Diğerleri hep yeni nesil soru olarak gelmiş. Ama yeni nesil sorularına da baktığımız zaman arkadaşlar aslında hepsi de çok kolay bir şekilde. Belki de en zoru şu birinci soru. Hani LYS 2013'te sorulan soru en zoru. Ya da en zoru en sondaki soru. Şu soru. Ama bu sorunun da e, mantığını zaten biz e, hep eski nesil sorularda da zaten sizlere verdik. İsterseniz soru soru bir yorum yapalım öncelikle. Şimdi e, 2013'teki çıkmış bir soru arkadaşlar simetri sorusu. Ben son 11 yıldır sorulara bakıyorum baktığım her yıl içerisinde hep katlama soruları var arkadaşlar. Bir yıl katlama gelmemiş. Katlama gelmediği senede ne yapmışlar? Noktanın doğruya göre simetriğini almışlar. Aslında katlamada bir simetriyi almak değil midir? Evet aynen öyledir. E burada da aynı mantık olduğu için yine aynı şeyi düşünebilir ÖSYM. Yani ben diyorum son 10 yıl içerisinde her sene katlama sormuşlar diyorum. Bir tek 2013'te sormamışlar. 2013'te de onu yerine simetriğini sormuşlar. Yani katlama mantığında bir soru yine her yıl karşımıza gelecek arkadaşlar. Ya bu açık ve net bir şekilde gözüküyor. Ama illa katlama gelmek zorunda değil. Bu şekilde de çevirip noktanın doğruya göre simetriyi ya da herhangi bir doğrunun doğruya göre simetriğini de alıp o mantıkta da soruda karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu dediğimi de unutmayın lütfen. Mesela 2022 sınavında katlama sormadılar hocam diyebilirsiniz ama mutlaka simetri mantığıyla alakalı eğer sormazlarsa simetri mantığıyla alakalı bir soru gelebilir. O yüzden şu soru mantığını iyi anlayın. İkinci soruya baktığımızda sözel. Artık sözel soruları çözebiliyorsunuzdur. Alışmışsınızdır arkadaşlar. Ee, ÖSYM'de her sene mutlaka bir sözel bir dille sadece çekilsiz diyelim. Çekilsiz geometriyle alakalı bir soru soruyor. 3 klasik yorum yapmaya gerek yok. 4 katlama sorusu artık iyice alıştınız. 5. soru normal bildiğiniz Pisagor bantısı. Bakın yeni nesle çevirmiş ama normal birim karelerde olsa ya da bir kenarı iki birim olan karelerde olsa yine Pisagor bağıntılarından çıkacağı aşikar arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Evet buna dikkat edin. Ee, normal sorularda düz Pisagor. Bak adam yeni nesil soru sormuş. Ne yapmış? Direkt Pisagor sorusu. Çok kolay bir soru. Pisagor ama sorun içinde yorum da var. En uzak 8 kilometre gidebilecek. 8 kilometreden küçük ya da eşit olmasına dikkat edeceğiz burada. E burada bu, bu soruya da bakacak olursak arkadaşlar. Bu soruda da aslında yine çok kolay. Şöyle bir dik üçgen sorusu aslında bu. Bu dik üçgen sorusunda bir kenar 2 bir kenar x artı 1 bir kenar 5 kök 5. Sadece küçük bir nokta var burada. Bu üçgeni böyle çevirmiş. Bu uzunluğu yine 5 kök 5 olduğunun sabit kaldığını e, bilmeniz yeterli. Normalde biz size sorar mıyız böyle bir soru? Konu anlatımında bile sormaya çekindiğimiz bir soru değil mi? Evet. Hep söylediğim şey ÖSYM gerçekten de yapıyor arkadaşlar. Ben bunu 2020'den önce de bile de söylüyordum. Yani 2018'den beri söylüyorum. ÖSYM bizim tahtaya yazmaya korktuğumuz soruları sizin karşınıza yeni nesil olarak çıkarıyor demiştik. Ve işte bu yorum kanıtı arkadaşlar. Dik üçgende kanıtı. Şöyle bir dik üçgen Pisagor bağıntısı var. X'i bulun diyor. Önce Pisagor'dan tamamını bul sonra bir çıkart. X zaten direkt çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten çok kolay bir soru. Soruyu okuduğunda o yani gördüğünde zor bir soruymuş gibi görüyorsunuz. Ama aslında kolay bir soru. Son soruya da bakacak olursak arkadaşlar yine bildiğimiz ve üzerinde hep durduğumuz ve her yerde karşımıza çıkabilen ortak kenarlı hipotenüsler gördüğünüzde hatta şöyle de gelebilir o mantıkta bir soru. Hocam bir burada Pisagor bir burada Pisagor her ikisinde ne ortak? H ortak. haşı yalnız bırakmalı şeye dikkat edin diye hep zaten sizlere söylemiştik konu anlatımlarında da. Ee, yalnız ne yapıyor? Düzlemsel olarak masanın üstüne koyuyor ya da ÖSYM'in sorduğu soruda araç geriye doğru geliyor. E, duvara yaklaşıyor. Sensörlü soru işte. Aynı mantıkta olan bir soru. E, normalde onu şekil olarak düşündüğün zaman e, normal eski nesil soru olarak düşündüğün zaman da yine çok kolay bir şekilde çıkan. Ha işlem e, soruların içerisindeki zorluk derecesine bakacak olursak yani bu 7 sorudan e, zorluk anlamında ya bu en zorlarından biri diyebiliriz ya da birinci soru en zorlarından biri diyebiliriz. Artık onun da seçeneğini siz yapın belki bu işlem kalabalığından dolayı zor diyebilirsiniz ama bu türdeki soruları da yani eski nesil sorularda hep çözdünüz arkadaşlar. Evet, kısaca ne diyoruz? ÖSYM ama dik üçgeni şöyle söyleyeyim. Dik üçgen soruları derya deniz. Her yerde karşımıza çıkabilir ve dik üçgenle ilgili klasik bir soru sormam diyor. Zaten Pisagor bağıntısını ben size 8. sınıfta öğrettim diyor. Düz soruları orada yapıyordunuz diyor. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Ee, o yüzden dik üçgenle de ilgili ben soru soracaksam Artık böyle düşündürücü, küçük noktaları da değinecek sorular sorarım diyor ÖSYM. Aynı şeyi bakın üçgende açıda da söyledim. Üçgende açıda da ben yeni nesil yazarım dedim. Yani ÖSYM yeni nesil yazar dedim. Dik üçgende de aynı şekilde. Eğer dik üçgenle ilgili bir soru soracaksa yine yeni nesil yazmak zorunda arkadaşlar. Ha, dik üçgenle ilgili soracaksa. Aslında dik üçgenle ilgili sormak zorunda değil. Niye? Farklı konunun içi, içerisine dik üçgen konuları girdiği girdiği için o kazanımı farklı konunun içerisinde de seçebilir. Ben olsam üçgenler konusunda dik üçgenle ilgili soru soru soracağıma benzerlikten sorarım. Alandan sorarım. Açı ortaydan kenar ortaydan sorarım. Niye gidip de dik üçgenden sorayım ki dik üçgeni ben zaten dik dörtgenin içerisinde çemberin içerisinde zaten o e, pisagor bağıntısını e, şey yap kazanımını uygulattırıyorum soruların içerisinde. Ama soracaksam da Dediğim gibi bu şekilde çok ilginç sorularla karşınıza gelirim. ÖSYM'de büyük ihtimalle aynı mantıkta olur. Çok ilginç yeni nesil sorularla karşınıza gelecektir büyük ihtimalle arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet gençler böylelikle bu seriyi de bitirdik. Yani ÖSYM nereden nereye üçgenler serisinde soru çözüm kısmında dik üçgen kısmını bitirdik. Sonraki videoda benzerliği işleyeceğiz. Ee, o zaman ne diyoruz? Benzerlik videosunun çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.